Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin kızının ölümünden sorumlu tuttuğu İlhan Ünal, Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Tetikçi tutuklandı ama azmettirici belli değildi. Soruşturma dosyasına eklenen bir bilgi cinayetin arkasında Zindaşti mi var sorusunu tekrar gündeme getirdi. İşte o sır cinayetin perde arkası ve ilk kez izleyeceğiniz görüntüleri. Tetikçiyi bir gün önce otele yerleştirdi. Köstebek koruma bir gün sonra patronu İlhan Ünal'la buluştu. Tetikçiye yerlerini söyleyip Ünal'ı oğlunun gözü önünde öldürttü. Şov Haber, uyuşturucu baronu Zindaşti'nin adının karıştığı cinayetin görüntülerine ulaştı. İddia göre İlhan Ünga'nın koruması bir gün önce tetikçiyle bir otelde buluştu. İddia göre koruma onu otele yerleştirdi ve bir gün sonra işlenecek cinayetin şifrelerini ve planını anlattı. Suadiye'deki otele önce İlhan Ünal'ın koruması, birkaç saat sonra ise tetikçi ve onu cinayetin işleneceği yere götürecek olan arkadaşı geldi. Kayıt yaptırıp odaya çıktılar. İlhan Ünal olacaklardan habersiz korumasıyla Bağdat Caddesi'nde buluştu. Yanında 8 yaşındaki oğlu, şoförü ve aslında bir köstebek olan koruması vardı. Sohbet edip yemek yediler. Bir saat sonra ise kafeden ayrıldılar. İlhan Ünal kafeden ayrıldığı esnada koruması hemen dışarıda bekleyen tetikçiyi aradı. İlhan Ünal arabasına bindiği anda ise 8 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde silahlı saldırıya uğradı. İlhan Ünal öldü. Koruması ve tetikçi kaçtı. Organize şube ekipleri tetikçi ve şoförünü gözaltına aldı. Zindaşti kızının ve şoförünün öldürülmesinden Orhan ve İlhan Ünan'ı sorumlu tutuyordu. Ancak İlhan Ünan cinayetiyle bağı kurulamamıştı. Ama çok önemli bir delil dava dosyasına girdi. İddiaya göre tetikçi ve İlhan Ünan'ın koruması Zindaşti'nin avukatıyla bir alışveriş merkezinde buluştu ve 2 milyon dolara anlaştı. İddiaya göre Zindaşti'nin avukatı cinayetin ardından yurt dışına kaçtı. Şimdi polis o avukatın ve İlhan Ünal'ın köstebek korumasını arıyor.